Merhabalar, YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda güzel, değişik bir bikini anlatmaya çalışacağım. Dokusu, örgüsü gerçekten çok güzel. Bayağı uzun zaman önce bir yabancı videoda görmüştüm. Kenara koydum, belki dedim bir gün lazım olur. Benim de 3 tane kızım var, onlar çok istediler. Hadi dedim bunu örerken videosunu da çekeyim. Birkaç boncuğa gerek olacak. 3 numara tığ kullanıyorum. Bu vayu ip için almıştım. Vayu için almıştım bu ipleri. Çift kat yaptım. Çünkü tek kat bayağı ince. Hatta vayu örerken bile çift kat kullanıyorum. İnce bir ip. Şuradan başlanıyor. 20 ilmek çektim ben. Bu yani bunu biraz büyüttüm aslında. Modeli daha küçüktü. Şurayı 20 çektim. Siz daha fazla ilmek çekerek daha büyük kaplara sahip olabilirsiniz. Yalnız bir beden daha fazla yapmak istiyorsanız yanlardan arttırırsınız. Yani ben bunu 11 sıra yaptım. 9 sırada da bitirebilirsiniz. Ha, küçük oldu, 11 sıraya da çıkartabilirsiniz. Ya da 10 sıra artık ölçünüze kalmış. Ne kadar yapmak istiyorsanız sayılarıyla oynayabilirsiniz. Çok çok büyük beden 90-95 beden olursa şu 20 olan ilmeği arttırın. Evet. Birkaç boncuk. Başka bir şeye de ihtiyacımız yok örmek için. Başlangıç kilidimizi yaptık. 1 20 zincirimizi çektik. Hemen şu nasıl şöyle daha iyi görünüyor herhalde. Şunları çekeyim. Hemen şu yanındakine bir tane sık iğne. Dibine değil de hemen bir yanındakine bir sık iğne. Tığın başını alıyoruz. 1, 2, 3.'ye. Yani 1, 2, 3.'ye batıyoruz. 1, 2. 2 kere de çıkıyoruz. Tekrar dolayıp aynı yere tekrar batıyoruz. Dolayıp tekrar batıyoruz. Dolayıp tekrar batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine. 1, 2 atlayıp üçüncüye batırıp şu artık istiridye, yelpaze ne derseniz bu modeli 3. zincire bağlıyoruz. Tekrar tığa dolayıp 1, 2, 3.'ye batıyoruz. Gene aynı yere 5 istiridye yapıyoruz. Beş. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.'ye bağlıyoruz. Gene tığın üzerine alıp 1, 2, 3.'ye batıyoruz. Buraya da 5 adet ikili trabzan dolduruyoruz. 3, 4, 5. 1, 2 atlayıp sık iğne ile Bu şekilde sona kadar geldik. Şimdi gene aynı, hiç tersini çevirmeden karşı tarafını öreceğiz. Burada sık iğne ile bitirmiştik. Aynı zamanda o sık iğne bu tarafa da, bu tarafın da başlangıcı olduğu için tığın üzerine alıp hemen o istiridyenin, o 5 trabzanın olduğu ilmeğe batıyoruz. 5 tane dolduruyoruz. Sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir sık iğne. Tekrar aynı şekilde başa kadar geliyoruz. Sıranın sonuna geldim. Şurada şu istiridyenin yanında bir sık iğne batmıştık. Aynı o yuvaya, o sık iğnenin batıldığı yuvaya gene bir sık iğne yapıp karşı tarafı eşit bir şekilde örüyoruz. Şimdi ters çeviriyoruz. 1, 2, 3 trabzan ve buraya şu tepe değil, şu aşağıya yarım istiridye yapıyoruz. Yani 3 trabzanlık istiridye yapıyoruz. Şu kadar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ortadaki trabzanın üzerine sık iğneyi bağladık. Şu çukur olan yerlere gene tığın üzerine alıyoruz. 5 trabzan yapıyoruz gene. Bu şekilde şuraya kadar geliyorum. Sık iğneyi yaptım. Şu iki taraftaki istiridyenin tam ortasındaki sık iğneye 1, 2, 3.'ye batarak bu sık iğnenin üzerine 7 adet ikili trabzan dolduruyoruz. Yedi trabzan, tekrar en tepelere sık iğne, gene 5 trabzan 5 trabzan olarak başa kadar geliyorum. Sık iğneden sonra şuraya buradaki gibi üzerine alarak 1, 2, 3 yarım istiridye ile bitiriyoruz. Çeviriyoruz. Artık burası tepe olduğu için buraya hemen yanına sadece bir sık iğne, aynı ilmeğe bir tane, şurada 2 tane trabzan kalacak, hemen dibine sık iğneyi yapıyoruz. Üzerine dolayıp gene 5, 5, 5 trabzan yapıp sıranın başına geliyorum. 5 trabzanla sıranın sonuna geldim. Burada 7 adet trabzan vardı. Üzerine dolamadan şöyle 1, 2 sayıp üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Sonra dolayıp hemen yanına 5 trabzan yapıyoruz. 5. Tekrar hemen yanındakine bir sık iğne yapıyoruz. Atıyoruz. 1, 2, 3. Yani o sık iğnenin üzerine gelip tekrar 5 sık iğne ile devam edeceğiz. Zaten örgü tamamı şu 3 sıradan oluşuyor. Önce yandaki istiridyeleri birleştiriyoruz. Onun üzerine tam ortaya 7 adet trabzan yapıyoruz. Sonra onun üzerine de 5 adet trabzan yapıyoruz. Bu sürekli tekrarlanıyor. Bir dahaki sırada bunu yapacağız. Sonra bunu, sonra bunu. Şu 3 sıra tekrarlanıyor. 5 trabzanı yaptık en sonunda. Şuradaki en son trabzanın üzerine sık iğne batarak çeviriyoruz. Şu aşağıda kalan yerlere 5 trabzan yaptığımız gibi buraya da gene 3 zincir çekiyoruz ve 3 adet trabzan, yani yarım istiridyeyi yapıyoruz. 3. trabzana bağlıyoruz. Gene üzerine alıp sık iğnenin üzerine 5'er trabzan yaparak başa kadar geliyorum. En sondaki 5 trabzanı da yaptım. Şurada 7 trabzanın üzerine yaptığım 5 trabzanın gene en tepesine, ortasına sık iğne ile bağladım. Gene tığımın üzerine atıp sık iğnenin üzerine gelip şurada 5 tane trabzan üzerine 2 beşli trabzanı bağladım. Yani ilk sıradakini yaptık. Şimdi şu 7 olanı yapacağız bundan sonraki sırada. İlk başlangıç sıramız zaten böyleydi. Bu şekilde beşli trabzanlar yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum. Gene başlarken yaptığımız, sıranın başında yaptığımız yarım istiridyeyi burada da yapıyoruz. Çeviriyoruz. Zaten form oluşmaya başladı. Çeviriyoruz. Şimdi örgünün tepesindeyiz. İstiridyenin ortasındayız. O yüzden hemen dibine bir sık iğne yapıyoruz. Tığımızı dolayıp araya gene 5 sık iğne istiridye yaparak buraya kadar, başa kadar geliyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bu 7 trabzan yaptığımız sıradayız. 1, 2, 3. 3. yani sık iğnenin üzerine 7 adet trabzan yapıyoruz. Tepeye sık iğne ile bağlıyoruz. Tekrar tığın üzerine alıp gene aralara 5'er trabzan yaparak sıranın sonuna geliyoruz. Evet, sırayı şuradaki yarım istiridyenin üzerinde karşıdaki olduğu gibi sık iğne ile bağlayıp çeviriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve yarım istiridyemizi hemen yapıyoruz. 3 trabzan, aynı yere battık, gene aynı sıra devam ediyor. Sık iğne ve trabzanlarla başa kadar geliyorum. Bu sırayı karşıda olduğu gibi yarım istiridye ile bitiriyoruz. Çeviriyorum. Tepede olduğumuz için hemen şu dibine, şuraya bir sık iğne, şu tepelerde yaptığımız gibi sık iğneyi yaptık. Tığın üzerine alıp 1, 2, 3. yani sık iğnenin üzerine gene istiridyelerimizi doldurarak şu 5 trabzan yaptığımız, şu 7 trabzanın üzerine 5 trabzan yaptığımız yere kadar örüyorum. İstiridyeyi yaptık. 5 trabzanın önüne geldik. Hemen şu 5 trabzanın en tepesine bir sık iğne yaptık. Tekrar tığımızı dolayıp 1, 2, 3.'ye istiridyeleri yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum. Evet, şu anda ben 7. sıradayım. Bunu 11 sıra ördüm. Siz de nasıl arzu ederseniz ölçünüze göre büyük, çok hani 90-95 olursa şuradaki 20 zinciri daha fazlalaştırın. Ama diğer 75-80-85'e kadar sadece sıra fazlalaştırarak bu ölçüye ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi 3 sıranın tekrarıyla oluşan bir model. Ben 11. sıraya kadar devam edeyim. Ondan sonra işte askıları, yan bağları, boncuk takma, bunları da anlatmaya çalışacağım. İki parçayı da bitirdim. Hem askısını hem yan bağını ördüm. Biraz renkli, pastel renklerde de olsa renkli boncuklar kullandım modeli hareketlendirmek için. Şu ortayı ister dikin, ister son bir sıra geçeceğim, onda da eklenebilir. Ama sanki dikilirse daha güzel olur gibi geliyor. Bunlar ön taraflar. İkisini şöyle, dışarıdakiler dış kısımlar. Şöyle alıyorum. Üst üste getiriyorum. Birazcık geriden. Yürüterek şöyle. Şuraya da bir sıkıştıralım. Şu iki istiridyenin arasındaki şu sık iğnenin ilk bize yakın, kendimize yakın en dış kanadı ve burada kalan en dış kanadına batıyoruz. Yana geçiyoruz. Gene buradaki en dış kanatla buradaki en dış kanadı alıyoruz. Hafif sıkarak gene dış kanatları çalışarak birleştiriyoruz. Şurada görünüyor. Şu dış kanat. Şurada da şu. Tertemiz bir dikiş. Tığ kullanarak yapsaydık örgü biraz kalınlaşırdı. O yüzden dikmek her zaman daha ince iş oluyor. Daha güzel oluyor. Biraz daha oturtalım şu dikişi. şöyle. Şuradan geri çıkıyorum. Bir bakalım. Evet, gayet güzel. Tekrardan sıkıştıralım. Bakın, tertemiz bir dikiş. Ben bunu temizleyeyim, arkasını yürüteyim. Evet, dikişimizi bitirdik. Şöyle püsküller hazırladım. 11 santim kadar da karton parçasından, bir kolinin kapağından ölçü hazırladım. Bu şekilde sarıyorsunuz. Ne kadar isterseniz, ne kadar yoğunlukta istiyorsanız o kadar sarıyorsunuz. Ben 10 tane yaptım. Bunlar 10 adet iplik hazırladım püskül için. Benim için yeterli oldu. Siz daha yoğun istiyorsanız 15-18 yapabilirsiniz. Şimdi şu askıyla devam edelim. Şurada bir sıkıştırıyoruz. Benim en son sıra 7 trabzanlı olan yer. Şuraya batıyorum. Sonra şurada turuncu kullanmışım. Yine öyle olsun. Boncuğu alıp içinden geçiriyorum ve sıkı kapatıyorum. Bunun üzerine şu askıyı 100 adet zincir çektim. Üzerine daha önceki videolarımda o çanta sapları yapıyordum. Zincir çekip kaydırarak, kaydırma tekniğiyle kalınlaştırıyordum sapları. Aynı teknikle 100 zincir çekeceğim. O boncuk ekleme safhasına gelince tekrar birlikte olacağız. 100 adet zincir çektim. Bu askıda yeşil ve krem kullanmışım. Biraz sarımtırak. Gene yeşil aldım. Bir de bundan. Yani çok gördüklerinize bağlı kalmayın. Canınız ne istiyorsa onu geçirin. Şöyle şu ilmeği biraz uzatıyorum. Püskülü bunun içinden geçiriyorum. Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Ve ilmeği çekiyorum. Bu boncuklar burada çok sağlam olmuyor. Bunlar ilk giyişinizde düşebilir. O yüzden ben şu ilmeği, şu ipimizi, kullandığımız ipi biraz öne alıyorum. Ve şu püskülün hemen üzerine sararak dolduruyorum. Yani orayı kalınlaştırıyorum ki boncuk oradan düşmesin. Boncuğun deliğinden daha geniş bir yükseklik yapıyorum buraya. Boncuklar yerinde kalsın. Yoksa gerçekten ilk seferde üzerinde bir şey kalmaz. Yeterli. Ve geri çekiyorum. Boncukları yerine itiyorum. Buradan artık düşmez. Bu kadar basit. Yalnız bu işlemi mutlaka yapın. Hemen ilk zinciri üzerinden başlıyoruz kaydırmaya. Böyle ip başa kadar devam ediyoruz. Daha önceki videolarımı gördüyseniz daha çok küçük çanta saplarına uyguladığımız zincir üzeri kaydırma sistemi. Bunu daha kalınlaştırmak için her tarafına bu kaydırma sistemini uygulayabilirsiniz. Gayet güzel kalın bir çanta sapı olur, kordon olur, bileklik olur, her şeyi yapabilirsiniz. Ben bu başa kadar örmeye devam ediyorum. Son sıraya kadar geldim. Son zincire de kaydırmayı yapıp kesiyorum. Şu boncuğun içinden geçirip bunu arka tarafta ipi temizliyorum. Evet, bikini üstü hemen hemen bitti sayılır. Şuradan 100-105 zincir çekip boncuğu diğer bu taraftaki gibi taktım ve kaydırarak buraya kadar geldim. Şimdi isterseniz bu sırayı hiç örmeyebilirsiniz de, bu şekilde de güzel bir kıyafet. Ama illa şuraya da bir şey istiyor dersek, ki bana göre istiyor gibi, şuraya da bir sıra, ama isterseniz bunu daha da uzatarak şöyle 4 santimlik falan bir kenarda yapabilirsiniz. Aynı örgüdeki şu dokuyu bir sıra olarak çalışalım. Şunu sık iğne olarak düşünün. Üzerine alıyoruz. Burada ne kadar uzuyor bir trabzan, ona göre burada da tahmini bir şöyle batalım. Gene 5 trabzan, yani bir istiridye, bir sık iğne, bir istiridye, bir sık iğne, diğer başa kadar 1 2 3 4 5 öreceğiz. Şuraya bir sık iğne. Yani bu örgü ne kasacak şu kenarı, ne de fazla gelecek. Yani biz bakın şöyle koyunca, şöyle hizalayınca tam bir trabzan kadar yer geçmiş oluyoruz buraya kadar. Ve ne kasıyor ne bol geliyor. Tam geldi. Bu şekilde bu sıraya kadar bir trabzan, bir istiridye, bir sık iğne olarak başa kadar örüyoruz. Evet, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Örmeye, uğraşmaya değer bir model. Zaten beğenmediğim, sevmediğim hiçbir şeyi çalışmıyorum. Önce benim içime sinecek ki videosunu da çekeyim, anlatayım. Öyle laf olsun diye hiçbir videomu çekmiyorum. Çok güzel bir model oldu. Pantolon, şort üzerine tek başına da giyilebilir. Üzerine çok ince gömleklerle de giyilebilir. Tabii ki denize girilmez. Çünkü ona müsait değil bu ipler. Onun için başka paraşüt ipler var. Onlarla örülmesi gerekir. Bu sadece kıyafet bikinisi. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna, bundan sonrakileri de görmek isterseniz abone ziline basmayı unutmayın lütfen. Yardımcı olduysam sevinirim. Görüşmek üzere.